Merhaba değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Hemen başlıyorum. Şöyle. Senin için yazdığım şiirleri dün teker teker okudum. Nasıl sevmişim bir zamanlar. Örneğin yüzen gemileri, bunca mavisini denizin. Fark etmemişim şimdiye kadar. Beni eski bir tanıdık diye hatırla. Tut ki ölümsüz anılar yaşadık. Bana sevgiyi öğrettin, yalnızlığı, bir de uykusuz gecelerde çaldığım o acılı, umutsuz ıslığı. Konuğum çok değerli hukukçu, avukat, aynı zamanda yazar Sayın Erol Ertuğrul. Hoş geldiniz Hoş Sayın bulduk Ertuğrul. efendim. Sırf bu program için kalktınız, İstanbul'a Evet, geldiniz. benim için onurdur. Çok teşekkür ediyorum özellikle. Son kitabınız Şiir Dostlarım Evet, adını taşıyor. evet. Ben de şiirinizle selamlamak istedim izleyicileri ve dinleyicileri. Ve konuşacağız. Şiirinizi, sanatınızı, edebiyatı konuşacağız. Ama şöyle bir siyasetin şu bulanık sularından başlayarak geçelim mi? Tabii ki, tabii ki. Şöyle Buyurun. izin verir misin? Tabii O buyurun. okuduğunuz şiirle ilgili çok kısa bir şey söylemek istiyorum. O şiir Teoman Karahon'un şiiri. O şiiri ben çok güzel bir şiir, Yeni Bir Aşk'tan önce Evet. ezberimdeydi. Yıllar önce ben Milas Ören Belediye Başkanı'nın avukatlığını yapıyordum. Ören CHP'nin önemli bir belediyesi ve Anavatan yönetimi onu görevden almıştı. O görevi döndürmek için idare mahkemesine dava açmıştım. Bu şiir de ezberimde. Teoman Karahon'un Yeni Bir Aşk'tan Önce adlı şiiri. Telefonum çaldı. Açtım, dedi ki Erol Bey ile görüşmek istiyorum. Benim efendim, buyurun dedim. Ben dedi Teoman Karahon. Şaşırdım. Yani o şair mi diye. Pardon efendim dedim. Teoman Karahon. Teoman Bey, siz şair misiniz dedim. O kadar alçak gönüllü ki dedi ki efendim ben Altan Öğmen'in CHP Genel Başkanı danışmanıyım. Sizi Ören Belediye Başkanı ile ilgili olarak aradım. O konuda bilgi alacaktım. Ama geçmişte şiirler de yazmıştım. O zaman anladım ki şair Teoman Karahon. Ve sizin demin okuduğunuz şiiri Evet. telefonda ona ezbere okudum. Şimdi Şaşırdı. şaşırdı. Senin için yazdığım şiirleri dün teker teker okudum. Okudum. Nasıl sevmişim bir zamanlar. Örneğin mavisini denizin, yüzen gemileri. Fark etmemişim şimdiye kadar. Beni eski bir tanıdık diye hatırla. Tut ki ölümsüz anılar yaşadık. Bana sevgiyi öğrettin, bir de yalnızlığı. Ve sensiz kaldığım geceler, çaldığım o umutsuz ıslığı. Bana dedi ki, ya üstadım siz bunu ezbere mi okuyorsunuz? Evet, ben şimdi Evet, onları evet. okuyorum. Şimdi böyle bir Evet, anı efendim, çok güzel. böyle tanıştık kendisiyle. Ve size diyor ki, değil mi? Hayır, siz şair misiniz? Evet. Hayır diyorsunuz. Hayır Edebiyatçı diyorum, mısınız? edebiyatçı Hayır. mısınız? Peki nasıl Nasıl oluyor? oluyor? Ve Sonra? İstanbul'a gidince Cumhuriyet Gazetesi'nden sevgili Sami Karaören'e, sanıyorum Sami abi şu anda bu programı izliyor. Ona da buradan saygılarımı sunuyorum. Sami Karaören'e ve Oktay Akbal'a diyor ki, ya Aydın'da bir avukata telefon ettim. Bana benim şiirimi telefonda ezbere okumaz mı? Sami abi diyor ki, kimdi o? Sami abi benim şiir tutkumu çok iyi biliyor. Evet. Erol Ertuğrul diyor, bilirim o okur diyor. Ne güzel bir Evet, anı. öyle bir Ve anı. sonra o davayı da Ören Belediye Başkanı'nın Kazandık. davasını Görevine kazanıp döndü. görevine de Evet, döndü. döndürüyorsunuz. Şimdi bir hukuk adamı olarak sizi bulunca elbette şu içinden geçmekte olduğumuz seçim sürecini konuşmak istiyorum. Nasıl başlayalım? O hal kurallarına uyuluyor mu diye başlayayım. Çünkü 15 Temmuz'dan bu yana devam eden bir olağanüstü hal Evet. dönemi geçiriyoruz. Bu kurallara uyuluyor mu? Ve sonra şu kurumların yapısı ne oldu? YSK, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay bunlara ne oldu? Şunları şöyle bir konuşalım, Tamam. sonra da Şimdi şiirle rahatlayalım. tabii ki. Şimdi efendim şöyle. Bir kere olağanüstü hali adı üzerinde. Olağan dışı bir yönetim. Olağan dışı bir yönetim Evet. biçimi. Yani o zaman hukuk yok. Gerçek bağımsız yargı yok. İnsan hakları yok, demokrasi yok, gösteri yürüyüşleri yok. Çünkü olağanüstü bir hali var ve o olağanüstü halden ötürü yöneticilere olağanüstü, olağan dışı yetkiler tanınmış. Olağanüstü hal bu. Anayasanın 120. maddesinde düzenlenmiş.
Anayasanın 120. maddesi diyor ki, şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin bozulması durumunda olağanüstü hal kararı alınır. Güzel, olağanüstü bir hal. Şimdi olağanüstü halde neler yapılır, neler yapılmaza geçmeden şunu hemen söylemeli. Siz çok güzel belirttiniz. Olağanüstü halde seçime gidiyoruz. Ya böyle bir şey olamaz. Yani insan haklarının, demokrasinin askıya alındığı, bağımsız yargının ve hukuk devletinin olmadığı bir dönemde, bir yönetim biçiminde seçimlere gidilmez. Özgür seçim olmaz. Çünkü o zaman yönetenlerin olağanüstü yetkileri var. Yani sizi engelliyor, sizin önünüze çıkıyor. Bütün yetkileri ve bütün olağan ve olumlu şeyleri yönetim kullanıyor. Kim kullanıyor? Cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar, siz. Sizi engelliyorlar. Yani bir gösteri yapmak istiyorsunuz, vali izin vermiyor. Veya bir başka yerde bir başka üst yetkili size engel oluyor. Böyle bir durumda seçim olmaz. Nitekim batılı demokratik kurumlar Türkiye'de bu koşullarda seçime gidilmesini eleştiriyorlar. Yani diyorlar ki bu koşullarda seçim olmaz. Çünkü o zaman seçimden elde edilecek sonuçlar tartışılır. Ve şöyle de bir durum var. Seçim mi yaptınız? Seçim yönetimin aleyhine sonuçlar doğurduğunda olağanüstü hal var. Olağanüstü yetkilerle belki iptal edilir. Yani böyle şeyler de olabilir. Çünkü anayasanın 121. maddesi de şöyle diyor. Diyor ki olağanüstü hale neden olan, olağanüstü hale neden olan durumlarla sınırlı kalmak koşuluyla kanun hükmünde kararnameler çıkarılabilir. Yani kanun hükmünde kararname var. Nasıl o kanun hükmünde kararname? Şöyle, olağanüstü hale neden olan olaylar neyse onlarla ilgili. Ama şimdi bakalım öyle mi oluyor? Şimdi hiç öyle olmuyor. İşte şimdi, madde 121'e bakıyorum tabii. Meclisin yetkisinde ama tek adamın ağzında. Şu anda meclis yok. Falan yok. Kanun hükmünde kararname yasa çıkarma. Yani yasa çıkarıyor. Ve orada ne diyor? Olağanüstü hale neden olan olaylarla sınırlı kalmak koşuluyla çıkarılabilir diyor. Ama biz, o anayasa çünkü birkaç kez değiştirildi. Evet. Olağanüstü hale maddeleri de değiştirildi. Şimdi böyle olunca demokrasi yok, insan hakları yok, hukuk devleti yok. Ve nitekim dikkat edin, işlerine gelen her konuda kanun hükmünde kararname çıkarıyorlar. Yani ülkeyi kanun hükmünde kararnamelerle yönetiyorlar. Şimdi neydi kanun hükmünde kararname çıkarmanın ve olağanüstü halin hedefi? FETÖ. FETÖ olayı nedeniyle, 15 Temmuz girişimi nedeniyle çıkarılmıştı. Yani o zaman sizin çıkardığınız kararnameler, kanun hükmünde kararnameler FETÖ olayıyla sınırlı olmalı. Ama sınırlı değil. İşlerine gelmeyen her konuda. Atatürkçülere yöneldi. Kemalistlere yöneldi. Yani birisi Kemal, şimdi bakın birkaç gün önce ünlü bir karikatürist, hem de 70 yaşında, 75 tabii, yaşında bir karikatürist. Nuri Kurtçebe. Evet, uçağından indirildi. Uçağa binmek üzereyken olağanüstü hali var. Çizdiği bir karikatürden ötürü Cumhurbaşkanına hakaret de yok o karikatürde. Mustafa Kemal'i, Atatürk'ü öven ve öne çıkaran, yani bu ülkede yaşayan ve Türk vatandaşı olan herkes Mustafa Kemal'e, Atatürk'e saygı ve sevgi duymak zorundadır. Çünkü yaşadığımız bu onuru, yaşadığımız bu dönemdeki tüm olanakları Mustafa Kemal'e borçluyuz. Şimdi Mustafa Kemal'i öven ve Mustafa Kemal'in yaptıklarıyla günümüzdeki olanları karşılaştıran bir durum Cumhurbaşkanına hakaret sayılabilir mi? Ve şu anda o karikatürist biliyorsunuz tutuklu. Ve serbest bırakıldı. Bırakıldı mı? Evet. Aydınlık tutuklanmıştı. Aydınlık çizeri, evet. Nuri Kurtçebe denetimli serbestlik şartıyla. Dün tutuklandı. Bırakıldı. Dün tutuklanmıştı. Evet. Ve yani diyor çok... ki yani trajikomik bir durum diyor bu tutuklanma. Ben görevimi yaptım. Atatürk düşüncesine ve devrimlerine ihanet edenlere karşı karikatürümle, sanatımla mücadele ettim diyor. Bu kadar. Ve herkes bunu yapmak zorunda. Şimdi biraz önce şöyle dediniz, yani hukuk devleti var mı? Şimdi hukuk devletinin kurumları var. Nedir? Şimdi Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay,
İşte Yüksek Seçim Kurulu. Hakimler Savcılar. Hakimler Savcılar Yüksek Kurumu değil artık, değil mi? Yani bakın, bunlar bir ülkede hukuk devleti olmayı sağlayacak kurumlardır. Şimdi Anayasa Mahkemesi Türkiye Cumhuriyeti'ndeki en üst yüksek mahkemedir. En üst. Cumhurbaşkanını Cumhurbaşkanını yargılayacak. Gerektiğinde her şeyin üstünde. Evet, evet. Yasaların anayasaya uygunluğunu denetleyecek. Artı Cumhurbaşkanını bile, bakanları yargılayabilecek bir mahkeme. Şimdi anayasanın 121. maddesine göre çıkardıkları kanun hükmündeki kararnamelerde orada zaten hüküm var. Diyor ki bu kanun hükmündeki kararnameler olağanüstü hale neden olan olaylarla sınırlı kalmak koşuluyla çıkarılan Anayasa Mahkemesi'ne götürülemez. Yolu kapattınız. Kapattım. Yani siz bir kanun hükmünde kararname çıkardınız. Bundan ötürü Anayasa Mahkemesi'ne gidilmiyor, gidilemiyor. Zaten nitekim bu tür başvuruların hepsini Anayasa Mahkemesi reddetti. Şimdi en yüksek mahkeme dedik, değil mi? Nasıl oluşmuş bu mahkeme? 17 üyesi var. Bakın 17 üye. Bu 17 üyeden 3'ünü Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiyor. 3'ünü. 14'ünü Cumhurbaşkanı seçiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Cumhurbaşkanını bile yargılayabilecek bir üst kurum ama 14 üyesini Cumhurbaşkanı seçiyor. Üçünü de Türkiye Büyük Millet Meclisi. Şu andaki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapısına baktığımızda AKP çoğunlukta. Yani o zaman 17 Anayasa Mahkemesi'nin 17 üyesini de Cumhurbaşkanı seçmiş oluyor. Bu komik. Yani bunu gerçek demokrasinin ve hukuk devletinin olduğu hiçbir ülkeye anlatamazsınız. Yargıtay'ın Cumhuriyet Başsavcısını Cumhurbaşkanı seçiyor. Diğer üyeleri başkan vekilini Cumhurbaşkanı seçiyor. Diğer üyeleri Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu seçiyor. Şimdi Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na gelelim. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu. En yüksek yargı kurumu. O da yani yargıçları, savcıları, bakın ne diyoruz? Yargıtay'ın üyelerini seçen kurum. Ne yapıyor bu kurumu? Kim seçmiş? 22 üyesi var. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun 22 üyesi var. 12 de yedek üyesi var. 22 asıl, 12 yedek üye var. Ve fakat başkanı Adalet Bakanı. Evet. Şu böyle bir şey olabilir mi? Adalet Bakanı başkan, 22 üye. Evet. Ya hepsi siyasal yönetime bağlı. Bir virgül, bir son dakika gelişmesini aktaracağım. Sözünüzü kesmek istemedim çünkü bu da çok önemli. Tabii. Şöyle, Türkiye'den Yunanistan'a FETÖ misillemesi, Türkiye Yunanistan'la sığınmacı geri kabul anlaşmasını durdurdu. Sığınmacı geri kabul anlaşmasını durdurdu. Malum Yunanistan'a kaçanları biz vermeyiz demişlerdi. Tamam. Bu son dakika bilgisini de paylaşalım. Evet, buyurun. Şimdi efendim Anayasa Mahkemesi'nin yapısını söyledik. Cumhurbaşkanı seçiyor hepsini. Yani üçü hariç, üçünü meclis. Yargıtay'ın başsavcısını, Yargıtay Başkan Vekilini Cumhurbaşkanı seçiyor. Öbürünü Hakimler Savcılar Kurulu. Danıştay'ın üyelerinin 1/4 birini Cumhurbaşkanı seçiyor. 1/4 Hakim Savcılar Kurulu. Şimdi ama Hakim Savcılar Kurulu'nun da yapısını söyledik. 22 asıl, 12 yedek üyesi var. Ama bunlar da başkanı Adalet Bakanı. Evet. Yani Adalet Bakanı kime bağlı? Başbakan'a, Cumhurbaşkanı'na. Onlar ne derse öyle. Yani şu anda ya zaten Yüksek Seçim Kurulu'nu söylemek istemiyorum. Yani Yüksek Seçim Kurulu anımsarsanız referandumdaki eylemleri nedeniyle yandaş seçim kurulu adını almıştı. Yani siyasal yönetime o kadar yakın şeyler yaptı ki bir yığın geçersiz oyu geçerli saydı. Öyle seçim sonucu oluşturuldu. Şimdi bir son dakika bilgisi daha geldi. Aydınlık'tan aktarıyorum. Man Adası davasında karar çıktı. Man Adaları belgesi, malum iddiaları vardı CHP liderinin. Bunun için Erdoğan dava açmıştı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine
197 bin lira manevi tazminat ödeyecek. Mahkeme buna karar veriyor. Evet. Tabii bu ilk mahkeme kararı. Evet. Bunun Yargıtay'ı da var. Tabii. Yargıtay dilerim akıllı bir karar, doğru bir karar verirler. Tam da işte bunları konuşuyoruz. Evet. Yani işte Anayasa Mahkemesi'nin kaç üyesini Cumhurbaşkanı atıyor şimdi? 17 üyeden 14 üyesini. 14 üyesini. Tamamını neredeyse. Yani üçünü de meclis atıyor. Meclis de onun denetiminde. Bu da saçmalık. Yani Danıştay'ın 1/4 üyesini kendisi seçiyor. 1/4 üyesini Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu seçiyor. Yani böyle bir durumda hukuk zaten bakın Gülgün Hanım şu açık değil mi? Bir ülkede Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, Cumhurbaşkanı'nın peşine takılır, önlerini onun arkasında ilikleyerek çay toplama törenine katılırlarsa bu ülkede bağımsız yargıdan söz edilebilir mi? Yani sarayda yapılan hakim savcı kura çekme töreninde Cumhurbaşkanı ya. İçeriye girdiği an hakim savcı adayları ve oradaki tüm hakim savcılar ayağa kalkıp önlerini iliklerlerse bu ülkede bağımsız yargıdan söz edilebilir mi? Hukuk devletinden söz edilebilir mi? Yani bu şu anda Türkiye'de nitekim bu eylemlerden ötürü Türkiye'de yargıya güven Yargıtay Başkanı bir süre önce söyledi. %30 demişti. Yargıya güven %30. Bana göre şu anda %30'un da altında. Eğer Türkiye'de, ben Aydın'da avukatlık yapıyorum. Eğer Türkiye'de yargı biraz ayakta durabiliyorsa bunu taşrada çalışan ve hukuka gerçekten bağlı olan Türk aydınlanmasına inanmış yargıç ve savcılara gerçekten bağımsız borçluyuz. Taşradakiler çünkü siyasal yönetimin denetiminden uzaklar. Ama şimdi Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi bu durumdayken yani biz bağımsız bir şeyden söz edemeyiz. Bir konu daha vurgulamak istediğim. Yani hep şöyle deniyor ya, bunu Sayın Tayyip Erdoğan da çok önceden beri dile getirdi. Tarafsız ve bağımsız yargı deniyor. Tarafsızı eklediler. Tarafsız yoktu. Yani yasadaki deyimi de bağımsız yargı. Tarafsız yargı olmaz. Şundan olmaz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti bir devrimdir. Türkiye Cumhuriyeti bir devrimle evet. kurulmuştur. Siz ve devrim kendisini korumak zorundadır. Devrim kendisini bölücülere, gericilere, cumhuriyeti yıkmak isteyenlere karşı korumak zorunda değil mi? Yani yargı da tarafsız olmaz. Yargı aydınlanmadan ve Türk devriminden yana olacaktır. Yani tarafsız olmaz. Tarafsız olmayacaktır. Atatürkçü olacaktır yargı ve fakat bağımsız olacaktır. Hukuka bağlı olacaktır. Şimdi nitekim Atatürk'ün Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt'un şeylere yargıç ve savcılara verdiği bir açıklama var. Diyor ki siz Türk devriminin demir eliyle koruyucuları olacaksınız. Niye savcıların sanlarının başında iki ülkede bir Fransa'da bir de bizde var. Cumhuriyet savcısı. Hatta o çok tartışılmış Atatürk'e denilmiş ki niye Cumhuriyet'in valisi, Cumhuriyet kaymakamı değil de sadece Cumhuriyet savcısı. Atatürk beraber oldukları bir masada Çankaya Köşkü'nde Mahmut Esat Bozkurt'a demiş ki Esat açıkla niye? O da kalkıp demiş ki çünkü savcılar kamu adına dava açmak ve cumhuriyeti korumak zorundadırlar. Savcılar gerektiğinde bakanlar hakkında da, hepimiz hakkında da dava açabilirler cumhuriyet adına. Onun için sadece cumhuriyet sözcüğü savcıların sanına. Şimdi Türkiye'de cumhuriyet savcısı diyoruz. Bir dilekçe yazarken işte cumhuriyet başsavcılığına. Niye cumhuriyet? Cumhuriyeti koruyacak. Yargıçlar da. Cumhuriyet tarafsız olur mu? Yani Atatürkçü düşünce sistemine karşı, Kemalizme karşı, Türk devrimine, Türk Rönesansı'na karşı bir durum var ve siz orada tarafsızsınız. Böyle bir şey olmaz. Cumhuriyetten yana taraf olacaksınız, tarafsınız ama bağımsız olacaksınız. Kimse size emir vermeyecek, veremeyecek. Kimse siyasal amaçlarla sizi yönlendiremeyecek. Yasalarla bağlı kalarak bu kararı vereceksiniz. Benim bağımsız yargı konusunda tabii şu da var. Şimdi tarihe bakıyoruz. Başka dilimize girmiş bir sözcük var. Gülgün Hanım çok ilginç. Berlin'de yargıçlar var.
Evet. Yani bu dilimize girmiş. Bu ne? Nasıl Bağımsız. girmiş bu Ay şöyle, dilimize? bağımsız yargıyı vurgulayan. Şimdi Prusya Kralı Frederick, Evet. Prusya Kralı Frederick yemyeşil bir alanda kendisine büyük bir saray yaptırmak istiyor. Ve fakat çok geniş bir alan, saray yaptırmak yerin ortasında bir köylünün değirmeni var. O değirmeni tabii yıkmak ve almak gerekiyor. Fakat değirmen sahibine adamlar gönderiliyor. Evet. Adı Son Sochi, değirmencinin adı Son Sochi. Ondan almak istiyor, satmıyor. En son Frederick kralın huzuruna çıkarılıyor. Frederick diyor ki sen beni tanıyor musun? Tanıyorum diyor, siz kralsınız. Ben burayı almak istiyorum diyor. Ben satmıyorum diyor. Ama ben zorla alırım kralım diyor. Siz kralsınız, zorla alabilirsiniz ama Berlin'de de yargıçlar var diyor. Yani ben mahkemeye başvururum, hukuk beni korur. Şimdi böyle deyince bakın, bizim Cumhurbaşkanı'na karşı bir köylü böyle dese ne yapar? Tanıyoruz onu, ne Şu yapar? anki Cumhurbaşkanını Evet, düşünelim. Ne tutuklatır, yapar? Gitti içeri adam, attırır. mahvoldu. Hayatı Bakın, bitti. 1800'lü yıllarda Prusya Kralı Frederick ne yapıyor biliyor musunuz? Şöyle yapıyor. O köylünün yargıya duyduğu bu güvenden ötürü mutlanıyor. O değirmeni almıyor. Köylüyü kutluyor. Ve orada saray yaptırıyor. Değirmen kalıyor orada. Sarayın adına da Sen Soçi Sarayı diyor. Böyle yani bakın işte hukuka duyulan güven 1800'lü yıllarda Prusya, şimdiki Almanya'da olan bir olay. Böyle bir şey. Şimdi Batı ülkeleri hukuk konusunda yaptıkları yanlışları da zaman içinde düzeltiyorlar. Şimdi 1894 yılında Fransa'da bir yüzbaşı Albert Dreyfus Ya meşhur Casusluk Dreyfus suçlamasıyla yargılanıyor. Yargılanıyor ve bütün basın üstüne gidiyor. Kamuoyu ona karşı uydurma kanıtlarla yargılanıyor, cezalandırılıyor ve rütbeleri sökülüyor, görevden alınıyor. Ama bir tek Emil Zola, yazar Emil Zola, onun bir haksızlığa uğradığı kanısında ve onu savunan yazılar yazıyor, işlemler yapıyor. Sonuçta da o yeniden yargılanmasını sağlıyor. Yeniden yargılanıyor Dreyfus ve suçsuz olduğu anlaşılıyor. Ceza kaldırılıyor, görevine dönüyor ve Emil Zola'nın o dönemde söylediği çok ünlü bir laf. Adaletin olmadığı yer vatan değildir. İşte bu, Bizim için evet. de geçerli bu. Adaletin olmadığı yer vatan değildir. Şimdi ben bir avukatım ama ben de şu anda herhangi bir nedenle yargıya düşmek istemiyorum. Çünkü ne olacağı belli olmaz. İnsanlar Türkiye'de bu noktaya geldi. Yani yargıya güven yitirildi. Çünkü bakın ülkeyi yönetenler birilerine kızdıkları zaman yargıyla korkutuyorlar. Yani nitekim dün işte o Balyoz davaları, Ergenekon davaları, Evet. yargı yoluyla Atatürkçülerin, vatanseverlerin, Cumhuriyet'in ordusunun kahraman subaylarının sindirilmeleri değil miydi? Yani onların sindirilmeleri, susturulmaları gerekiyordu. Yargı kullanıldı. Kim kanalıyla? FETÖ'cü oldukları, bir tarikata bağlı oldukları ortaya çıkan bir yığın savcı ve yargıç. Ama sadece onları suçlamak haksızlık olur şundan. FETÖ'cü denilen o kumpas davalarını yürüten bir yığın savcı yargıca AKP yönetimi destek oldu. Birlikte yaptılar. Onları o yönetim getirdi o görevlere. Ve o zaman başbakandı Sayın Erdoğan. Onun sözü değil mi? Ben bu davanın savcısıyım. Ve nitekim Türk ordusuna öylesine bir kıyım yapıldı ki, öylesine itibarlaştırılmaya çalışıldı ki, Amerikan o zamanki Dışişleri Bakanı Hillary Clinton şöyle dedi: biz bu kadarını beklemiyorduk, bu kadarını istememiştik. Ha yani o zaman şu ortaya çıkıyor. Demek ki bu kumpas davaları bir emperyalist projeydi. Ne için? Ve bu projenin de maşaları maalesef bu memleketin bağrında bir hançer gibi Evet, evet, saplıydı. evet. Ve, Saplıydı ve saplı, bazıları hala evet, saplı. hala duruyor. Ve birlikte yaptılar. Birlikte sindirmeye çalıştılar vatanseverleri. Ama sevgili Perinçek'in ünlü bir sözü var. Silivri'deyken şöyle demişti oradaki yargıç ve savcılara: çok yanlış yapıyorsunuz.
hukuka uymuyorsunuz. Yarın biz buradan çıkacağız, bizim yerimize siz gireceksiniz. Ve oldu da. Dedi bunu ve oldu. Ve oldu. Şimdi ama şimdi tamam o kumpas davalarını yapanlar girdiler ama şu bir gerçek. Dün yargı bir cemaatin elindeydi. O cemaatten temizlenmeye çalışıldı. Ama ne kötü. Şimdi de AKP'nin elinde. İşte demin saydık ya Anayasa Mahkemesi'ni kim nasıl seçiyor? Şeyi Yüksek Seçim Kurulu'nu, Yargıtay'ı, Cumhurbaşkanı'nın elinde. Yani dün bir cemaatin elindeydi, FETÖ'nün elindeydi. O bugün AKP'nin elinde. Artık kamu kurumları da şöyle. Ne acı. Şimdi duyuyoruz. Sağlık Bakanlığı'nda bilmem ne tarikatı şu anda etkinmiş. Evet. Bilmem ne bakanlığında, yani bakanlıkları parsellemişler. Yani, ders alınmadı yani. Evet, terör örgütünden ders alınmadı. Evet maalesef. Yani Fethullah'ı kenara ittiniz. Şimdi başkalarını bakın, getirdiniz. Televizyonlarda izliyoruz. Menziller, Süleymancılar. Evet aynen. Sakallı bilmem şeyli, sarıklı bir yığın adam çıkıp konuşuyor. Bir şeyler söylüyorlar. Ya yani Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı olan adam diyor ki keşke Yunan'a yenilseydik. Fesli deli. Evet. Kadir Mısırlıoğlu diye evet. Birisi. Keşke Türkiye'ye şeye yenilseydik Yunan'a. Çünkü o zaman diyor dinimizi daha özgürce yapabilecek. Sanki şu anda İslam dinini rezil özgürce yapmaya. Rezil ettiler bir de din diye başka bir yorumla başka tabii, bir şey yaşıyorlar. Tabii. Ve o yüzden bakın şimdi İmam Hatip okulları öğrencileri arasında bile. Deizme yönelen var. Deizme yönelen. Yani çünkü insanlar tabii ki Allah'a inanıyorlar ama dine eğer sizin anlattığınız gibiyse diyorlar. Reddediyor. Sizin yaptığınız gibiyse biz o dinden değiliz diyorlar. Aynı çünkü, şeyi ben de söylüyorum. Evet yani insanlar akıl taşıyor, gayet zeka tabii. Taşıyor, bakıyor, hoş görün. Hırsızlıksa hırsızlık, soygunsa soygun. Yalan. Yalansa yalan. Şimdi bakın yalan dediniz. Çok ilginç bir şey. Dün ya da evvelsi gün akşam sarayda verilen bir sahur yemeğinde bir gazetecilik öğrencisi Sayın Cumhurbaşkanı'na diyor ki özgür basın istiyoruz diyor. Özgür. Çok güzel bir şey bu. Çünkü özgür basın derken biz biliyoruz ki bugün cezaevinde onlarca gazeteci var. Sadece gazetecilik ya işte kurt cebe girdi çıktı çıkmasaydı o da cezaevinde olacak. Cumhurbaşkanı'nın verdiği yanıt şu şeye verdiği yanıt o çocuğa. Diyor ki sen biliyor musun diyor sarı basın kartı taşıyıp gazeteciyim deyip adam öldüren var. Silah taşıyan var bunların arasında. Bankamatik soyan var. Bunların hepsinin diyor Adalet Bakanlığı'nda dosyaları var. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani ayakkabı adamı, kutuları var. Bakan çocuklarının evlerindeki makinalar var. Evet. Ne kasalar var. Biz kasaları ancak böyle çok büyük işletmelerin salonlarında vesaire gördük, odalarında görürdük. Şimdi bakın. 5-6 tane kasanın ne işi var bir tane yatak odasında? Şimdi Gülgün Hanım şu ortaya çıkıyor. Sayın Erdoğan gölgesine basan olsa dava açıyor. Yani evet, aynen. Evet. Şimdi ben devlet adamı deyince hep aklıma önce Mustafa Kemal Atatürk gelir. Devlet adamı. İsmet İnönü gelir. Ecevit gelir. Yani siz İsmet İnönü'nün, Mustafa Kemal'in... Ondan sonra da devlet adamı görmedi zaten. Ya bir yalan söylediğini düşünebilir misiniz? Yani İnönü çıkıyor halka bir şey söylüyor. Söylediği yalan. Yalan olduğunu bile bile böyle bir şey olur mu? Ya yani öyle olduğu için de devlet adamına ve devlete duyulan güven şu anda ülkemizde sarsılmış durumdadır. Çünkü onlar bir şey, bu iş olmayacak diyorlarsa mutlaka olacaktır. Tersi çıkacaktır. Bunu yaşadı insanlar. Bunu gördü. Türkiye 16 yılda ne kötü ne acı ki bu noktaya getirildi. Size bir şey sormak istiyorum. Şimdi günlerdir Ramazan münasebetiyle iftar veriliyor. Erdoğan iftardan iftara gidiyor. Bütün tabii artık kendi cebinde topladığı medyada ortak yayına geçiyor buralarda. Nedir bu? Yani bu doğru bir şey mi? Bir cumhurbaşkanının dini bir şeyde, toplantıda sürekli siyaset yapması, siyasi mesajlar vermesi bu ne kadar yasal bir tablo?
Bunu nereye oturtuyorsunuz? Şimdi bir kere Gülgün Hanım çok güzel bir şey söylediniz. Etik değil bir kere. Yani ahlaki değil. İslam'a da uygun değil. Tabii ki dini politikaya alet etmek. Yani İslam'ın çıktığı dönemlerde de söylenen din politikaya alet edilmez. Bizim tarihimizde de öyle. Din kutsaldır. Politika işte, dışıdır. Atatürk politika ne diyor? Üstüdür. Dini politikaya alet edenler rezil kimselerdir türünden bir ifade kullanıyor. Evet, evet. Yani siz oy devşirmek adına devlet olanaklarını kullanıyor. Bakın o iftar yemeklerinin giderini kim karşılıyor? Devletten karşılıyor. Bizim cebimiz. Tabii ki. Böyle bir şey olabilir mi? Fakir fukarayı ya da işte lüks otellerde de varlıklıları topluyorsunuz. İftar yemeği adı altında. Devletin ileri gelenleri, kamu kurumlarının üst düzey yöneticileri. Bu uygun bir şey tavır değil. Tablo değil. Dine duyulan saygıyı da azaltan. Orduyu da siyasete alet etmek demektir. Aynen öyle. Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu komutanların da iftar yemeklerine davet edilmesi olmamalıdır. Değil mi? Katılmamalı. Asker kışla da deniyordu. Ne oldu? Askeri aldılar, siyasetin malzemesi yaptılar. Tabii, maalesef. Yani ve muazzam bir saldırı var askere karşı da. Türkiye bunları atlatır mı? Kesin atlatacak. Çünkü bu ülke, bu ulus çok daha kötü günler gördü. Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı dönemleri düşünelim. Ülke işgal altında, ezan okunamıyor şeylerden, camilerden. Ne olumsuzluklar var, yırttı geçti. Amasya genelgesiyle bu ulusun esenliğini ve bağımsızlığını yine ulusun kararlılığı ve inancı kurtaracaktır. Aynısı olacak. 24 Haziran'da ulusun inancı ve kararlılığı Türkiye'yi aydınlık yarınlara Atatürk Türkiye'sine taşımak zorunda yoksa başka seçim yok. Evet, mutlaka. Burada Yüksek Seçim Kurulu'nu da soracağım size. Yüksek Seçim Kurulu'nun yapısını ondan sonra da artık şiirlerimize geçelim. Ne oldu Yüksek Seçim Kurulu diye bir kurul var mı şu anda? Ya, Yüksek Seçim Kurulu diye bir kurum tabii kağıt üzerinde var. Vatandaşın güven duymadığı bir kurum. İşte biraz önce söyledim, referandum döneminde eylemleriyle Yandaş Seçim Kurulu, YSK, Yüksek Seçim Kurulu yeri Yandaş Seçim Kurulu adını almıştı. Çünkü geçersiz oyları geçerli saymıştı. Şu anda da bütün dikkatler üzerine çevrilmiştir. Yani yönetimin yandaşı durumundadır Yüksek Seçim Kurulu. Bağımsız bir kurum gibi davranmıyor. Oysa ki yüksek yargıçlardan oluşmuştur başkanı ve üyeleri. Ama Cumhurbaşkanı tarafından seçilmiştir. Bu nedenle de şu aşamada ciddi boyutta güven vermeyen bir kurum niteliğindedir. Ama tüm kurumların ve tüm siyasal partilerin ve vatandaşın gözleme altındadır. Yani sınırlıdır yapacakları. Yanlış bir şey, birçok siyasi parti lideri diyor ki yanlış yaparsa sabaha kadar kurumların önünden ayrılmayız, bizi kimse oradan alamaz. Dikkat etmek zorundadır. Hepimizin çok dikkat etmesi gereken bir seçim dönemi yaşayacağız ve hepimiz izleyici olarak oyların sayımı sırasında orada bulunabiliyoruz değil mi? Tabii ki. Bulunabiliriz. Tabii, yasal hiçbir engel yok. Hem resmi siyasal partilerin resmi görevlileri olacak orada hem de vatandaşlara da sayım oyumu açık. Oyumu verdim. Ne oluyor sandıkta? Deme özgürlüğüm var. Tabii ki. Tabii son dakika çünkü Yüksek Seçim Kurulu paldır küldür karar değiştiriyor ya. Tabii. Mühürsüz oyları geçerli saydı vesaire. Tabii. Türlü çeşit skandala imza atıldı. Buna rağmen bekleyebiliriz. Evet, tabii ki. Peki. Gelelim mi artık tabii ki efendim. Şiire? Tabii ki. Hiç olmazsa biraz şöyle içimizde nefes alalım, oksijen dolaşsın ciğerlerimizde. Şiir Dostlarım kitabınızın adı. Nasıl oldu Şiir Dostlarım? Ne demek Şiir Dostlarım? Evet. Şiir dostu olur da Şiir Dostlarım derken ne anlatmak istediniz? Şimdi şöyle, bu kitapta bir bölüm değerli şairimizin yaşamları var. O yaşamları şiirler. Bir de gösterelim. Evet. Hangi kameraya gösteriyorum? Buroy Yayınlarından çıktı. Evet. Buroy Yayınlarından çıktı. Şimdi oradaki yazıların 34 yazı var orada. O 34 yazıdan bir bölümü Sami Karaören'in anılarından. Sami abi benim çok iyi dostum.
Sami Karaören. Sizin de bildiğiniz gibi 32 yıl Cumhuriyet Gazetesi'nde yazı işleri müdürlüğü Evet. yapmış. O bir yığın yazarla, çizerle, örneğin Necati Cumalı'yla, örneğin Ahmet Muhip Dranas'la, Oktay Akbal zaten yakın arkadaşı onun. Birlikte anılar oluşturmuş. 50 yıl Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışmış. Cumhuriyet Gazetesi'ni önce Nadir Nadi ile birlikte, daha sonra İlhan Selçuk'la birlikte yönetmiş. Orada yazmış, çizmiş. Çok değerli bir yazın ustası o da. Hem şiir uzmanı. Benim de çok iyi dostum. Şimdi Sami abi ile şöyle yaptık. Telefonda birçok işte abi şeyi Falih Rıfkı Atay'ı ile ilgili anın var mı? Anlatıyor. Şöyle mesela Falih Rıfkı Atay ile ilgili çok ilginç bir anısı var Sami abinin. Şöyle Falih Rıfkı Atay Sami abiye anlatmış. Diyor ki bir gün Falih Rıfkı Atay biliyorsunuz Atatürk'ün baş yazarı. Evet. Atatürk'ün çok sevdiği birisi. Bir gün diyor Falih Rıfkı Atay'ın anlatımı Atatürk telefon etmiş Falih Rıfkı Atay'a. Çankaya Köşkü'ne davet etmiş onu. Çankaya Köşkü'ne gittiğinde Falih Rıfkı Atay bakmış ki Atatürk şeyde balkonda kendi kendine Rumeli türküleri söylüyor. Atay'a şunu söylemiş, demiş ki İsmet Paşa'nın evine yemeğe gidelim. Ama demiş İsmet Paşa'nın evinde yemek yoktur. Bakın başbakan o zaman İsmet Paşa. Biz buradan götürelim. Köşk'te hazırlatmış yemek Falih Rıfkı Atay, Mustafa Kemal Atatürk birlikte İsmet Paşa'nın evine gitmişler. Gittiklerinde, içeri girdiklerinde yemek saati şunu görmüşler. İsmet Paşa, Mevhibe Hanım, çocukları ve İsmet Paşa'nın annesi yer sofrasında yemek yiyorlar. Tabii Atatürk'ü görünce ayağa kalkmışlar. Atatürk İsmet Paşa'nın annesinin elini öpmüş. Ve üst kata çıkmışlar. O getirdiği yemekler açılmış. Yemek yerken İsmet Paşa'ya demiş ki Atatürk, İsmet demiş bu ev sana küçük. Sana daha büyük bir ev gerekiyor. Çünkü sen başbakan olarak yabancı ülkelerin başbakanlarıyla, onların temsilcileriyle görüşeceksin, onları burada kabul edeceksin. Dolayısıyla daha büyük bir ev yaptırmak gerekiyor sana. Ama demiş paşam param yok. Bakın çok ilginç Gülgün Hanım. O dönemde başbakanlığa bir ev yapılacak. İsmet Paşa diyor ki param yok. Para, yani kendi ben yaptırmak zorundayım başbakanlığa, ama Atatürk diyor ki merak etme parayı buluruz. Ve Atatürk orada Pembe Köşk'ün planını çiziyor. Planını çiziyor. O planla Pembe Köşk yapılıyor. İşte o günlerden bugünlere geldi Türkiye. Bu olay o kitapta da Sami abinin anlattığı anılardan. Bedri Rahmi Eyüboğlu. Bedri Rahmi Eyüboğlu deyince biz hepimiz Karadut. Karadut'um, Çatalkaram, Çingenem. O şiiri bilir. Sitem. Önce zeytini ağaçları arkasında yar. Sene 1946, mevsim sonbahar. Önce zeytin ağaçları neyleyim, neyleyim. Dalları neyleyim, neyleyim. Yar yoluna dökülmedik, dilleri neyleyim. Yar, yar. Seni kara saplı bir bıçak gibi sineme sapladılar. Şimdi Bedri Rahmi Eyüboğlu hem çok iyi bir şair hem ressam. Ressamlığı şöyle, Trabzonlu. Trabzon Lisesi'ndeyken bir öğretmeni bütün arkadaşlarının arasında onun gururunu kıracak bir şey yapmış. Ve o kadar soğumuş ki okumaktan liseyi terk etmiş Bedri Rahmi. İstanbul'a gelmiş ve kendisini resime vermiş. Resim yapıyor, habire resim yapıyor. Ve ağabeyi Sabahattin Eyüboğlu Paris'te, onun yanına gidiyor Lyon'da, Lyon'dan Paris'e, orada bir Romen kızla tanışıyor. Romen, o da ressam bir kız. Atölyelerde birlikte resim yapıyorlar. O tanışma bir duygusal ilişkiye dönüşüyor, bir aşka dönüşüyor. Ve kızı da alıp Türkiye'ye geliyor. Fakat Bedri Rahmi'nin ailesi o Romen kızı kabul etmiyor. Bunu olmaz diyorlar, direniyorlar. Bedri Rahmi de çok seviyor, aralarında büyük bir aşk var, bırakamıyor. Kız dönüyor Paris'e, Bedri Rahmi de gidiyor. Bir süre sonra tekrar geliyor kız ve aile polise kızı ajan diye şikayet ediyor. Üstelik Bedri Rahmi'nin babası kaymakam, eski bir kaymakam. Şikayet ediyor ama bir şey olmadığı çıkıyor. Sonunda aile pes ediyor. Bedri Rahmi bu Romen kızla evleniyor ve adını Türkçeleştiriyor.
Eren, Eren Eyüboğlu ile. Ve Bedir Rami Güzel Sanatlar Akademisi'nde ders veriyor. Resim dersi veriyor. Güzel Sanatlar Akademisi'ne konuk öğrenci olarak gelmiş bir Ermeni kökenli kızla tanışıyor. Burada heyecan dorukta kalsın. Tamam. Bir virgül koyalım. Tamam. Ermeni kökenli bir kızla tanışıyor. Ondan sonrasını ikinci Marie, bölümde dinleyelim. Adını da söyleyeyim. Marie Gerekmezyan. Kızına. Marie Gerekmezyan. Marie Gerekmezyan. Bakalım öykü nasıl devam edecek. Evet. Değerli izleyicilerimiz lütfen bizden ayrılmayın. Sayın Erol Ertuğrul'la birlikteliğimiz devam ediyor. Hem hukukçu hem gönlü böylesine sağ olun, sağ olun. Sevda yüklü. Sağ olun. İkinci bölümde birlikte olacağız. Ulusal Kanal'da ve Ulusal Radyo'da Nasıl Yani programımız çok değerli hukukçu yazar Sayın Erol Ertuğrul'la devam ediyor. Nerede kalmıştık? O Ermeni kıza aşkında kalmıştık. Marie Gerekmezyan. Marie Gerekmezyan. Evet. Evet. Şimdi Bedir Rami Eren Hanım'la, Romen asıllı Eren Hanım'la evli. Ve Eren Hanım da ressam. O da resimler yapıyor. Bedir Rami de ressam, şair. Şair. İşte Karadutum, bilmem Sitem. Şiirlerinin hepimizin bildiği şairi ve Marie Gerekmezyan adında bir hanım akademiye ve akademide öğretmen Bedir Rami akademiye konuk öğrenci olarak geliyor. Konuk öğrenci ve heykeltıraş ve zaman içinde Bedir Rami ile aralarında korkunç bir aşk başlıyor. Öyle bir aşk ki bütün İstanbul duyuyor. Nitekim Karadut'un şiirini simsiyah Karadut'a benzeyen gözleri varmış. Gerekmezyan'ın. Evet. Ona yazıyor. Evet ona yazmış. Karadut'un şiirini, Sitem şiirini onları Bedir Rami o Marie Gerekmezyan'a yazmış. Eren Eyüboğlu'ndan daha fazla aşık öyleyse. Evet. Çünkü evet. Eren Eyüboğlu'yla da evlenmek için ne büyük zorluklar yaşıyor ama değil mi? Ondan da bir aile oğlu duvarını olmuş. Aşıyor. Mehmet isimli bir oğlu var. Oğlu var. Eren Hanım'dan. Ama Maria aşık ve bu olayı bütün İstanbul biliyor. Sami Karaören, sevgili Sami abi diyor ki ben Eyüboğlu'yla dostuz. Ailecek birbirimize gidip geliyoruz. Ben Maria Hanım'ı ben de gördüm diyor. İnce uzun boylu, simsiyah gözlü, gerçekten çok güzel bir kadındı diyor. Ve heykeltıraş Bedir Rami'nin büstlerini yapıyor. Bedir Rami de o Marie Gerekmezyan'ın resimlerini yapıyor. Derken Marie Gerekmezyan 33 yaşında menenjit vereme yakalanıyor. Menenjit ve o dönemde tabii verem Türkiye'de korkutucu bir hastalık. Anımsarsanız eski Türk filmlerinde hep verem olunur ölünürdü sonunda. O kan tükürülür falan. Ve Bedir Rami sevgilisini kurtarmak için çırpınıyor. İstanbul'da Alman Hastanesi'ne yatırılıyor Marie. Ve onu kurtarmak ilaç, antibiyotik dışarıdan geliyor. Pahalı. İlaç almak için bütün tablolarını yok pahasına satıyor. O tablolarının satışıyla ilgili de bir öykü var. Öykü şu. Sami Karaören'in kızı Mine, o da Güzel Sanatlar Akademisi'nde. Akademi öğrencileri bu oradaki öğretmenlerin atölyelerine kaydoluyorlarmış, kuralmış. Ama Bedir Rami'nin atölyesine Sami abinin kızı kayıt yaptırmamış. Oysa ki Sami Karaören'le çok yakın Bedir Rami. Bedir Rami Sami abiye demiş ki ya kızın gelmiyor benim atölyeme, niye kayıt yaptırmadı? Sami abi kızına soruyor. Niye diyor gitmiyorsun Bedir Rami'ye? Gitmem diyor. O tablolarını Amerikalılara satıyor. Ben Amerikalılara tablo satan bir ressamın atölyesine gitmem. Oysa ki şundan satıyor. Marie'yi kurtarmak için para gerekiyor. Nerede para varsa ve bütün tablolar elinden gidiyor. Ve fakat çare yok. 1946 yılında Marie verem ve menenjitten yaşamını yitiriyor. Onu yaşamını yitirince Bedir Rami büyük bir borçluğa düşüyor. Ve içkiye veriyor kendini. O dönemde ona kim yardım ediyor biliyor musunuz? Onu bağrına basıyor, acılarını hafifletmeye çalışıyor. Eşi Eren Hanım. Ya
Eren Hanım ona sahip çıkıyor. Onu yaşama döndürmeye çalışıyor. Aradan 3 yıl geçiyor. 1949. 1949'da İstanbul'da Büyük Kulüp diye bir kulüpte bir gece düzenleniyor. Bütün şairler, şiir sevenler orada. Bedir Rahmi de orada. Ve Mari Gerekmezyan'ın ölümünden bu yana 3 yılda geçmiş. Kendisi düzelmiş. Diyorlar ki Bedir Rahmi'ye bir şiir oku. Sen de bir şiir oku. Kalkıyor. Mari için yazdığı Kara Dutum şiirini okumaya başlıyor. Şiiri okurken Gülgün Hanım şiirin yarısında kendini tutamıyor. Ağlamaya başlıyor. Hem şiir okuyor hem yaşlar buradan gidiyor. Ve tabii karısı Eren dahil oradaki herkes kimin için ağladığını biliyor. Bu şiiri kimin için yazdığını biliyorlar. Ve şey bittikten sonra etkinlik Eren Hanım bakıyor ki yani gururuna dokunuyor tabii. Onu terk edip Paris'e gidiyor. Bir süre Paris'te kalıyor. Bedir Rahmi ona mektuplar yazıyor. Bir süre geçtikten sonra ona ihtiyacı olduğunu. Hatta ona şiir yazıp gönderiyor Eren Hanım. Eren Hanım dönüp geliyor. Affediyor yine. Evet, dönüp geliyor. Ölünceye kadar birlikte yaşıyorlar. 1975 yılında Bedir Rahmi yaşamını yitiriyor. Onu toprağa verdikleri gün Eren Hanım oğlu Mehmet'e diyor ki babasını toprağa vermiş, seninle bir şey konuşacağım diyor. Babana çok kırıldım diyor. Ona hiç bağışlamayacağım. Ama diyor ondan senin için ayrılmadım. Onu senin için terk etmedim. Bu kadar. Bedir Rahmi'ye, Eren Hanım'a buradan saygılarımızı sunuyoruz. Öyle bir öykü. Kara Dutum şiirinin, Sitem şiirinin öyküsü. Kara Dut da bambaşka bir şiir. Peki evet. 3 Haziran Nazım Hikmet'in malum ölüm yıl dönümü. Nazım'a geçelim mi sizin tabii ki, burada? Tabii ki. Çünkü 3. Nazım'ın Aşkları sayfa 17'de. Evet. Nazım'ın aşklarından söz ediyorsunuz evet. Şiir Dostlarım kitabında. Evet. Şimdi efendim tabii Nazım bir dünya şairi. Bizim onur duyduğumuz bir şair. Ama ne yazık ki yaşadığı dönemde ülkesi onu acılara uğratmış. Ve ülkeyi terk etmek cezaevlerinde yaşamının büyük bir bölümünü geçirdikten sonra ülkeyi terk etmek zorunda kalmış. Moskova'da yaşamını yitirmiş. Ama ölmeden önce vasiyeti var biliyorsunuz. Diyor ki eğer bir gün ölürsem beni Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün. Yanı başımda Irgat Hasan, öte tarafta Ayşe olsun. Hani taş maş da istemez hani diyor özellikle. Ama biz hala onu da getiremedik, onun mezarını. Çünkü birileri bunu hala anlamamış, birileri hep karşı çıktılar. Aman gelmesin. Evet tabii gelirse biri orada saygı görüyor hiç olmazsa. Burada gelirse belki Can Yücel'in mezarına Datça'da neler yaptılar. Vandallar, evet, utanmazlar. Evet, taşını parçaladılar, mezarı kazdılar. Yani cehalet kol boyu ülkemizde ne kötü. O da şundan siyasal iktidarlara bağlı. Yani 16 yıldır ülkemiz referansı din olan bir kadro tarafından yönetiliyor. Üstelik Anayasa Mahkemesi tarafından da laikliğe karşı eylemlerin odağı sayılıyor. Denen bir iktidar. Şimdi efendim Nazım. Onun 21-22 şiirleri ne kadar güzeldir. İlk göz göze geldiğimiz günkü elbiseni çıkar sandıktan. Giyin kuşan benze bahar dallarına. Hapisten mektubun içerisinde gönderdiğim karanfili tak saçlarına. Kaldır öpülesi beyaz çizgilerle dolu geniş alnını. Böyle bir günde yılgın ve kederli değil. Ne münasebet. Böyle bir günde bir isyan bayrağı kadar güzel olmalı Nazım Hikmet'in kadını. Şimdi Nazım'ın tabii çok bilinen bir şiiri daha. Rüyalarım mükemmel, hep dışarıdayım. Kainat güneşli, kainat güzel. Rüyalarımda daha bir kere bile mahpus olmadım. Bir kere bile yuvarlanmadım dağdan uçuruma. Uyanışların korkunç oluyor ama diyeceksin. Hayır karıcığım, rüyanın payını rüyaya verecek kadar cesaretim var. Bugün pazar. Bugün beni güneşe çıkardılar. Ve bugün ben ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak, bu kadar mavi, bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldamadan durdum. Sonra saygıyla toprağa oturdum. Dayadım sırtımı beyaz duvara.
O anda ne düşmek dalgalara, ne hürriyet, ne kavga, ne karım, toprak, güneş ve ben bahtiyarım. Şimdi Nazım deyince tabii Piraye'nin Nazım'a yazdığı bir mektubu, Nazım'ın şiirleştirdiği okuyacağım ama ondan önce Nazım'ın karısına yazdı o ünlü karıma mektup. Bir tanem, son mektubunda başım sızlıyor, yüreğim sersem diyorsun, seni kaybedersem yaşayamam diyorsun. Yaşarsın karıcığım, kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın kalbimin kızıl saçlı bacısı. Unutma ki 20. asırlarda en çok bir yıl sürer ölüm acısı. Ölüm, bir ipte sallanan bir ölü. Emin ol ki sevgili, bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Eğer bir çingenenin kıllı siyah örümceğe benzeyen eli geçirecekse ipi boğazıma, mavi gözlerinde görmek için korkuyu, boşuna bakacaklar Nazım'a. Alacakaranlığında ben son sabahımın seni ve dostlarımı göreceğim ve yarım kalmış bir şarkının acısını toprağa götüreceğim. Karım benim, iyi yürekli, gözleri baldan tatlı arım benim. Ne diye yazdım sana istendiğini idamımın, daha dava ilk adımda ve bir şalgam gibi koparıp atmıyorlar kellesini insanın. Bunlar uzak birer ihtimal. Haydi artık bunlara boş ver. Paran varsa eğer bana bir fanila, bir don al. Tuttu yine bacağımın siyatik ağrısı. Unutma ki daima iyi şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı. Şimdi Piraye ile ilişkisi de çok çarpıcı değil mi? Evet, Piraye evet. O hapishaneye girdiğinde yakınında olsun diye Bursa hapishanesinde taşınıyor. Ama bu arada Nazım Münevver'le, dayısının kızıyla gönül ilişkisine giriyor. Evet. Zaten, bu nasıl oluyor? Şairlerin gönlü demek ki biraz uçarı mı? Biraz yani, kaçarı mı? Şimdi biraz fazla mı aşka meyilli? Orada o cezaevindeyken haber mektuplaşıyorlar. Nitekim orada var o kitapta. Piraye ona bir mektup yazıyor. Şimdi Piraye'yi kıskanıyor. Piraye dışarıda ya. Diyor ki sen beni kıskanıyorsun. İçerideki her adam gibi kuruyorsun içinde. Beni kıskanıyorsun. Benim buna gülmem geliyor diyor. Çünkü böyle bir şey olan benim buna gülmem geliyor. Çünkü bende aşk, sevgi, muhabbet ve sadakat. Sende ise sadece muhabbet diyor. Sadece muhabbet. Sen bir zaaf anı dersin ki ben bunu hiç kabul etmem. Eğer ben içeride olsaydım, sen dışarıda olsaydın beni mutlaka aldatacaktın. Çok buna, biliyor tabii. Buna ne gerek var? İkimiz de dışarıdayken sen beni aldatmadın mı? Sen alçağın birisin diyor. Artık seni sevmiyorum, kızımı da sevmiyorum diye bir mektup, kızgınlıkla yazılmış bir mektup. Ama Piraye bir de çok güzel bir mektup yazıyor şiir gibi Nazım'a. Nazım onu şiirleştiriyor küçük eklemelerle. Şöyle bakın ne kadar güzel bir şiir o. Ben senden önce ölmek isterim. Gidenin arkasından gelen gideni bulacak mı sanıyorsun? Ben bunu hiç sanmıyorum. İyisi mi beni yaktırırsın. Küllerimi odanda, masanın üzerinde bir kavanoza koyarsın. Kavanoz şeffaf camdan olsun. Camdan olsun ki her baktığında beni görebilesin. Anlıyorsun değil mi fedakarlığımı? Anlıyorsun değil mi? Vazgeçtim toprak olmaktan, vazgeçtim çiçek olmaktan, senin yanında kalabilmek için. Eğer bir gün sen de ölürsen, kavanozuma gelirsin. Külümün içinde külün, ta ki vefasız bir gelin, hoyrat bir torun, bizi oradan yere atıncaya kadar. Ama merak etme, o zaman da birlikte dalacak zerrelerimiz toprağa. Güneş doğacak, yağmurlar yağacak, bahar olacak. O toprak parçasından bir fidan bitecek. Fidanın dallarında iki çiçek, biri sen, biri de ben. Muazzam tabii. Selam ve saygılar Nazım'a. Hem de selamların en güzeli. Peki onun evet. Bir de yol arkadaşı var, Vala Nurettin. Evet, Vala Nurettin. Vala Nurettin'le tabii şöyle, Vala Nurettin'le daha Rusya'ya gitmeden arkadaşlar. Hatta Kurtuluş Savaşı başlarken Ankara'ya geliyorlar birlikte ve bir paşa, Nazım'ın uzaktan akrabası Ali Fuat Cebesoy
şeyde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ankara'da ayaküstü tanıştırıyor Mustafa Kemal'le Nazım'ı. Nazım'ın şair olduğunu öğrenince Mustafa Kemal diyor ki mevzulu ve amaçlı şiir yazın. Bakın ne kadar güzel. Mevzulu ve amaçlı. Yani boş değil. Ve nitekim en korkunç mevzulu ve amaçlı şiir Kuvayi Milliye Destanı. Onu yazıyor Nazım, yazmış ki daha nasıl, ne olabilir, ne daha nasıl kurtuluş, her okuyuşta bizi heyecanlandıran, duygulandıran bir şiir nasıl o. Bir yürek, Evet, nasıl o korkunç, sözcükler çıkmış korkunç içinden. güzellikte bir şiir o. İçerikli, Kurtuluş Savaşı'nı adım adım anlatan ve o kadar alçak gönüllü ki şiirin sonunda da anımsarsanız diyor ki Türk halkı bağışlasın bizi. Gönlümüzce olmadı bu destan. Yani insaf daha nasıl olabilir ya? Bu kadar da alçak gönüllü. Evet. Şimdi isterseniz bir de Cahit Sıtkı Tarancı'dan söz edelim tabii. mi? Cahit Sıtkı Tarancı deyince herkes 35 yaşı şiirini bilir ya. Bilir. Evet. Yaş 35 yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün delikanlı çağımızdaki cevher. Cumhuriyet Halk Partisi'nin açtığı bir yarışmada bu şiir birinci oluyor 35 yaş. Böylece Cahit Sıtkı Tarancı ünleniyor. Cahit Sıtkı Tarancı Diyarbakırlı. Ama Galatasaray Lisesi mezunu. Daha sonra o zamanki adı Mülkiye. Mülkiye'ye girmiş bir süre Siyasal devam etmiş. Sonra ailesinin ekonomik durumu iyi İstanbul'da. Bir ara şeye gidiyor Paris'e. Paris'te Paris Radyosu'nun Türkçe bölümünde görev yapıyor. Sonra tekrar Türkiye'ye dönüyor. O dönemin şairlerinden Ziya Osman Sabah ile yakın dost, iki şair yakın arkadaş. Ziya Osman Sabah deyince beni hatırladıkça ara sıra gönlümü al, sokakta görünce gülümse, yanıma yaklaş, az elin elimde kal, evinize misafir geleyim, kahvemi sen pişir, taze doldurulmuş sürahiden bir bardak su ver yetişir. Ziya Osman Sabah da çok ünlü bir şair. Şimdi yaş 35 diyor ama maalesef 46 yaşında beyin kanamasından yaşamını yitiriyor Cahit Sıtkı Tarancı. Türkiye'de beyin kanaması geçiriyor. Viyana'ya hastaneye kaldırılıyor. Viyana'da 46 yaşındayken yaşamını yitiriyor. Onun yaşamını yitirmesinden sonra tabii arkadaşı Ziya Osman Sabah çok üzülüyor. Çok yakın arkadaşı, bakın o kadar güzel bir şiir yazıyor ki Cahit Sıtkı'nın ölümü üzerine Ziya Osman Sabah düşümde. Düşümde gördüm Cahit'i. Banka gibi bir yer. Aynı servişe verilmişiz. Yolumu gözler. Baktım ki toplamış memurlarını nutuk atmada şefimiz. El edip yerime geçecektim sessiz. Ama bu Cahit bırakır mı? Boynuma atıldı. Gözyaşlarını duydum yüzümde bir ara. O düşümde ağladı, ben uyandıktan sonra. Ne kadar güzel değil mi? Yani çok, bir muhteşem, şair arkadaşının evet. ölümü üzerine. Tabii ünlü edebiyatçılarımızdan Vedat Günyol'un kız kardeşiyle bir arkadaş, bir aşk yaşamış Cahit Sıtkı Tarancı. Kızın adı, o da sonradan tarih öğretmeni olmuş, Mihrimah. Mihrimah. Mihrimah'la, Mihrimah Vedat Günyol'un arkadaşı. Abbas da hani diyor ya, hayda Abbas vakit tamam. Akşam diyordun, işte oldu akşam, kur bakalım çilingir soframızı, dinsin artık bu kalp ağrısı, aya haber sal çıksın bu gece, görünsün şöyle gönlümce, bas kırbacı sihirli seccadeye, göster hükmettiğini mesafeye ve zamana, var git böyle ferman etti Cahit, al getir Beşiktaş'tan ilk sevgiliyi, yaşamak istiyorum gençliğimi yeni. Şimdi o sevgili, Beşiktaşlı sevgili, Vedat Günyol'un kız kardeş. Vedat Günyol bunu öğrenince diyor ki, ya keşke bana söyleseydiniz, size yardımcı olurdu. Sevgilisi için, ha tabii ölümün ve aşkın şairi demek de doğru olur Cahit Sıtkı için. Çünkü şiirlerinde hep ölümü işlemiş. Ya bakın o ünlü. Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Ah aklımdan ölümüm geçer, sonra bu yer, bu gök, bu kuş. Ve gönül tanrısına der ki, pervam yok verdiğin elemden. Her mihnet kabulüm,
yeter ki gün eksilmesin penceremden. O Beşiktaşlı sevgilisi için bir de Sevdalı diye bir şiir yazmış. O da çok güzel bir şiir. Diyor ki, gönül sende, göz yolda kaldı. Ne postacı semtime uğrar, ne turnalar haber getirir. Vefasız çıktın Beşiktaşlım. Katlanmaksa katlanıyorum. İyi kötü bir iş tutmuşum. Ha Ankara, ha Çemişgezek, senden ayrı olduktan sonra. Sen benim ilk göz ağrım, ilk aşkımsın. Dünyalara değişmem seni. Sevinçten uçtuğum oluyor. Rüyalarıma girdiğin akşamlar. Bayram sabahı bile olsa sensiz gelen günü neyleyim? Beşiktaşlı sevgiliye yazılmış bir şiir. Sensiz gelen günü neyleyim? Evet. Hep sevdalar böyle olsa artık ama zamanımızda evet. Ne kadar elektronikleşti o duygu güzelliği haklısınız. Bitti. Mesajlarla evlilik teklif ediliyor, mesajlarla ilanı aşk ediliyor. Doğru. Bu teknolojiyi kaldırıp birebir el ele göz göze olabilmeli sevdalar. Tabii ki. Her mesela anlamda. Mektup diye bir şey vardı, yok oldu o. Yok. Haklısınız, mektup mesaj yok. Deyince tabii, mektup edebi. Mektuplar yazılırdı. Şimdi bakın, Cahit Kıt Arancı ile Ziya Osman Sabah'ın mektuplaşmaları kitaplaştı. Nazım'ın mektupları var, evet. Aziz Nesin'in mektupları, Piraye'ye yabancı mektuplar var. Yabancı Kafka'nın Milana'ya mektuplar var. Yani mektup bir Milana'ya edebiyat mektuplar. Türüdür. Peki. Ama yok. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Toparlayacağız artık. Tabii ki bir şey. Biraz önce ara verdiğimizde benim yıllar önce kaymakamlık yaptığım ve çok sevdiğim, özel bağlarla bağlı olduğum bir ilçeden Arhavi, Artvin'in Arhavi ilçesinden. Evet. Önceki kütüphane müdürü Ali İmdat Özçakmak telefon açtı. Dedi ki, Arhavi'de bir grup arkadaşla şu anda zevkle sizin programınızı izliyoruz. Ve Gülgün Hanımefendi'ye de lütfen selam saygılarımızı iletin. Çok teşekkür ederiz. Onu çok seviyoruz. Sağ olun. Atatürk duruşundan ötürü onunla mutlanıyoruz. Çok teşekkür ederim. Bilginizi sunuyorum. Ne mutlu bize, evet, ne mutlu. Evet. Çok teşekkürler. Evet. Sayın Erol Ertuğrul, Arhavi'ye sevgiler, bütün Türkiye'ye sevgiler. Radyolarından bizi dinlemekte olanlara, ekranlardan bizi izlemekte olanlara sevgiler, saygılar diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yarın yine saat 16'da buradayız. Tekrar çok teşekkürler. Ben teşekkür biraz ederim. Ruhumuzu yıkadınız. Sağ olun. Ben sağ teşekkür olun. Ederim. Sağ olun. Efendiler, Trabzon'da bir iki zatın pek hamiyetli ve muhterem olan Trabzon halkının hiç de malumatı olmadığı halde onlar namına oradaki milli mevcudiyeti şahıslarında temsile kalkıştıklarına ve bu yüzden milli teşebbüslerin ve kararların lüzumu gibi tatbik ve icra edilmemekte olduğuna kani oldum. Trabzon'da vali bulunan Galip Bey namında bir zatın da olumsuz cereyanı yaratmakta etken olduğunu anladım. Bundan dolayı Trabzon civarında Torul'da bulunan ve henüz fiilen fırkasına kumandaya başlamamış bulunan Halit Bey'in Trabzon havalesinde milli teşkilata memur edilmesi uygun görüldü ve Kolordu kumandanına bu görüş bildirildi. 20 Eylül 1919'da alınan cevapta, İngilizlere karşı gizlenen Halit Bey'in mizacı gereği ortaya çıkarması muhtemel vaziyetlerin bu nazik zamanda belki ıslaha mümkün olamaz zemini üzerinde bazı görüşlerden sonra Halit Bey haberim olmadan maruzatta bulunsa bile yerine getirilmemesi bildiriliyordu. Kazım Karabekir Paşa'nın bu telgrafına verdiğimiz cevapta İngiliz sakıncasının bizlerce tasavvur olunmadığını ve şiddetli ve kati hareketin sakıncalı görüldüğüne göre Trabzon'un ıslahı neye ve ne gibi vasıtaya bağlıysa onun doğrudan doğruya kendileri tarafından alınmasını 22 Eylül 1919 tarihli bir şifre telgrafla rica ettik. Bizim 15. Kolordu Kumandanı ile bu haberleşmelerimiz tarihinde Torul'dan Kaymakam Halit Bey de doğrudan doğruya bizimle haberleşmeye başladı. Kendisini cevapsız bırakmamak ve vaziyet hakkında aydınlatmak maksadıyla karşılık verdik.